Kanal 43 ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. Gençlik Burada'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğum Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alparslan Dinçer bizlerle birlikte olacak. Öncelikle hoş geldin Alparslan. Hoş bulduk Fatih Bey. Aslında seni daha önceden bir programa almıştık. Evet, bugün ikinci programımız olacak seninle. Evet. Tekrardan hoş geldin diyelim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizler seni tanıyoruz ama istersen tekrardan kendini tanıtır mısın bizlere? Öncelikle çok teşekkür ederim tekrardan sizinle burada bu imkanı yakalamış olmaktan. Son derece mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz yayında üniversitemizdeki milli değerleri yaşatma topluluğumuzla alakalı bir programda sizlerle beraber olmuştuk. Topluluğumuzu, faaliyetlerimizi, planlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün de Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin faaliyetlerini, planlarını ve projelerini Kütahya Gençliği ile paylaşma adına sizlerle birlikteyiz. Bu imkanı bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve meclisimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz Kanal 43 ailesine. Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne seçilme süreci nasıl oldu? Şimdi öncelikle bir önceki dönemki Kent Konseyi yönetimi feshedildi. Bununla birlikte yeni yönetim, yeni teşkilatlandırma çalışmalarına başlandı. Şu an 6 tane meclisimiz var. Kadın Meclisi, Engelli Meclisi, Gençlik Meclisi böyle bu şekilde devam ediyor. Yeni listeler güncellendi. Kütahya'nın hemen hemen her kesiminden arkadaşlarımız değerlendirilerek bir liste hazırlandı. Biz de bu listelerin içerisinde kendimizi bulduk. Sonrasında telefonla aranarak Gençlik Meclisimizin içerisindeki arkadaşlarla birlikte bir seçim yapılacağını ve bu seçimde Gençlik Meclisi'nin yönetim teşkilatının oluşacağını bize söylediler. Biz de o toplantıya katıldık ve böyle bir görev şahsımıza tevdi edildi. Arkadaşlarımızın oy çokluğuyla seçime katıldın. Bu seçime katıldık. Ve başkan olarak seçildin. Başkanlık görevine uygun görüldük. Göreve gelir gelmez de bazı çalışmalarda bulunduk. Şimdi bu tür faaliyetler ekip işidir. Eğer etrafınızda size yardımcı olabilecek düzeyde arkadaşlar yoksa çok fazla bir başarı elde etmeniz söz konusu olamaz. Bu noktada biz dinamik, güçlü, genç bir ekiple yola çıktık. Yani ilk aldığın zaman kimse yoktu. Yeni bir ekip kurma gerekiyordu. Ve sen de ilk olarak ekibini kurmakla başladın bu göreve. Aynen öyle. Çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde faaliyet gösterecek arkadaşlarımızı seçtik. Şu an için 6 komisyonumuz var. 4 tane kulübümüz var. Bunlardan da bahsetmek isterim. Kısaca bahsedersen iyi olur. Araştırma ve geliştirme komisyonumuz var. Basın ve sosyal medya komisyonumuz var. Engelsiz gençlik komisyonumuz var. Kültür ve sanat komisyonumuz. Öğrenci İşleri Komisyonumuz, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonlarımız var. Bu komisyonlarımızda beşer kişilik ekipler var. Çok değerli arkadaşlarımız, alanlarında uzman değerli arkadaşlarımız burada emek sarf ediyorlar, çaba sarf ediyorlar. Kütahya'daki gençliği sosyalleşme adına, kültürle, sanatla birleştirme adına projeler geliştirerek bu projelerin yapımının takipçisi olma adına çalışmalarda bulunuyorlar. Gençlik Meclisi olarak Kütahya'daki değerli genç arkadaşlarımızı bu göreve getirdiniz ve gençlik adına da çalışmalarınıza başladınız bu vesileyle diyelim. Peki amacınız nedir Gençlik Meclisi olarak? Şimdi bizim öncelikli amacımız gençliği sosyal bir şekilde Kütahya'nın yönetimine ekarte etmek. Yani Kütahya'nın yönetiminde gençliği söz sahibi kılmak. Gençlik özel ve önemlidir bizim için. Bir önceki yayınımızda da ben bunu ifade etmiştim. Türk gençliği gerçekten bizim için çok özel ve önemlidir. Yani kurtuluş, yükseliş, refah gibi kavramların bizim açımızdan karşılığı gençlik demektir. Yani Mustafa Kemal Atatürk de son ümidim gençliktir, bütün ümidim gençliktir diyerek gençliğe duyduğu önemi ifade etmiştir. Bu noktada biz Kütahya gençliğini yönetimde söz sahibi yapmak için gençliğimizi zararlı alışkanlıklardan, madde bağımlılığından, teknoloji bağımlılığından ve en önemlisi kültür emperyalizminden uzaklaştırmak için projeler geliştirerek arkadaşlarımızla bir bütün halinde Kütahya gençliğini tek çatı altında toplamayı hedefleyen bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Az önce yarım kaldı komisyonlarımızdan bahsettik. Bununla birlikte bir de kulüplerimiz de var, 4 adet. Bu arkadaşlarımız da aynı şekilde sahada çalışacak arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip. Fotoğrafçılık kulübü, gezi kulübü, spor kulübü ve güzel sanatlar kulübü oluyor bu arkadaşlarımızda. Bunlar doğrudan doğruya Kütahya gençliği ile birlikte saha çalışması yapacak arkadaşlarımız.
Şimdi biz Kütahya gençliğine sorduğumuz zaman hep sosyal aktivitelerin eksikliğinden bahsediyorlar. Özellikle Kütahya nezdinde. Kütahya nezdinde maalesef gençliğimizin de bir bu şehirden göç etmesi gündemde. Liseyi burada okuyan arkadaşlarımız üniversite tercihlerini başka illerden yana kullanıyorlar. Yakında mesela Eskişehir örnek yani, gösterilebilir. Üniversite tercihinde bulunamayan, üniversiteyi kazanamayan arkadaşlarımız iş olmaması sebebiyle bu memleketten göç etmek durumunda kalıyor. Yani nüfusumuz gittikçe bizim yaşlanır bir vaziyette. Bizim bu tabloyu düzeltmemiz için akılcı politikalarla, genç beyinlerle birer faaliyet yürütmemiz lazım. Çalışma yapmamız lazım. Bu noktada çok şanslıyız, güzel bir ekibimiz var. Sayın Belediye Başkanımız da bu noktada gayet hassaslar, gençliğe önem veriyorlar. Öğrenci dostu bir belediye olma noktasında bizlere gerçekten büyük imkanlar sağlayacaklarını bildirdiler. Biz de kendileriyle yaptığımız görüşmelerde projelerimizi kendilerine anlattık. Neticesinde Kütahya Gençliği için çalışmalarınıza yani, başladınız bir vesileyle. Şimdi asıl çalışma Eylül ayında başlayacak. Üniversitelerimizin açılmasıyla birlikte yeni kayıtlarla beraber çok büyük bir öğrenci kitlesi bizim memleketimize geri dönüş yapacak. Şu anda herkes tatilde olduğu için biz kendi iç işlerimizle alakadar oluyoruz. Ya bu süreçte de kendi yapılanmanızı, evet, teşkilatlanmanızı oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an zaten bir ay kadar oldu olmadı biz göreve geldik geleli. Bu noktada biz kendi faaliyetlerimizi, projelerimizi, kadrolarımızı, planlarımızı şekillendiriyoruz. Ama Eylül ayından itibaren çok büyük bir gönüllülük seferberliğiyle lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerini, okumayıp da çalışan genç arkadaşlarımızı, herkese ulaşacağız. Mahalle mahalle gezeceğiz, genç kardeşlerimizin sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm önerilerini dinleyeceğiz. Benim bir fikrim var, Kütahya için bir fikrim var diyen arkadaşlarımızı toplayıp onlarla çalıştaylar yapacağız. Birbirinden değerli projelerimiz var. Az sonra dilerseniz onlardan da bahsetmek isteriz. İstersen projelere geçelim. Yani sırada projelerimiz var. Projelerinizi zaten arka tarafta yansıtacağız. Kısaca başlayalım projelerden. Şimdi öncelikli olarak bizim ilk projemiz Kütahya Kültür Gezileri adı altında yapacağımız Evliya Çelebi Gençlik Gezileri projemizdir. Bu projemizde de burada arkada yansıttığımız gibi Kütahya'daki gençliği, Kütahya'daki tarihi, kültürel, turistik noktalara çekmeyi biz hedefliyoruz. Bunu yapmamızdaki temel amacımız gençlerimiz arasındaki birlik beraberliği arttırarak Kütahya'mızın kültürel, sanatsal, turistik mekanlarının tanıtımını yapmak. Şehrimizin marka değerini kazandırmak, marka değerini arttırmak ve şehrimizi ulusal arenada en iyi şekilde temsil etmek. Bunun yanında bir diğer projemize geçecek olursak Vefa Günleri adında bizim için çok önem arz eden bir projeden bahsetmek isterim. Bu projemizin adı da Vefalı Gençler Her Yerdeler başlığı altında hazırladığımız bir projedir. Kütahya'da yaşayan ilgiye muhtaç büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır dualarını almayı amaçlıyoruz. Kendilerinin tecrübelerinden, fikirlerinden istifade etmeyi hedefliyoruz. Yine bunun yanında huzurevi, hastane, sevgi evleri, gazi ve engelli dernekleri gibi kurum ve kuruluşlara yapacağımız ziyaretlerle gençliğin geçmişle bir bütün halinde geleceğe yön vereceğini biz dosta düşmana kanıtlamak istiyoruz. Yine bu noktada işbirliği yapacağımız kurum ve kuruluşlar da olacaktır. Okulların açılmasıyla birlikte ekip halinde gençlik meclisimiz olarak gönüllülük esasına bağlı bir şekilde biz buraları ziyaret etmek istiyoruz. Vefa Günleri adı evet, altında. Ahde vefa imandandır kutlu seslenişine bizim riayet etmemiz lazım. Bu noktada çalışmalar yapmamız lazım. Bir diğer projemiz akademisyen buluşmaları adını verdiğimiz yani bu tema altında Şehit Sancaktar Akademisi adını verdiğimiz bir projedir. Bu projemizin temel amacı lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan öğrenci arkadaşlarımızın üniversite tercihlerini Kütahya'dan yana kullanmalarını sağlamaktır. Üniversitemizle yapacağımız görüşmeler sonrasında üniversitemizin belirlediği gönüllülük esasına bağlı olarak çalışacak akademisyenlerimizin konferansları olacak. Temel konularda gençlerimize, liseli gençlerimiz başta olmak üzere Kütahya halkına konferanslar verilecektir. Bu noktada üniversitelerimizle Kütahya gençliği arasında bir köprü kurulacaktır. Ve inanıyorum ki bu konferanslar üniversite tercihleri sırasında Kütahya'nın tercih edilmesi noktasında bize çok büyük miktarda katkı sağlayacaktır. Bunun hemen akabinde kültür ve sanat buluşmaları adını verdiğimiz bir diğer projeyle Ahmet Yakuboğlu'nun adını kullanarak yapacağımız bir projedir.
Ahmet Yakuboğlu Kültür ve Sanat Buluşmaları adını verdik. Bu projemizin temel amacı gençliğimizi zararlı alışkanlıklardan, madde bağımlılığından, teknoloji bağımlılığından kurtarıp sanata ve müziğe teşvik etmektir. Biz lise yıllarımızda İl Öğrenci Meclis Başkanlığı görevinde bulunurken bu tarz bir projeyi yapmak istemiştik. Son aşamaya kadar da gelinmişti fakat o dönem bir şeyler ters gittiği için etkinliğimiz yapılamamıştı. Aynı azim, aynı kararlılık, aynı heyecan şu an bizim içimizde halen yaşamakta. İnşallah fırsat verildiğinde gençlik olarak Kütahya'da kültür sanat buluşmaları etkinlikleriyle el birliği bir şekilde bunu gerçekleştireceksiniz. Kütahya'nın bütün gençlerini kucaklayacak bir şekilde faaliyetlerimizi yapacağız. Resimle, müzikle, sanatla uğraşan gençlerimize kendilerini geliştirme imkanı vereceğiz. Bunun hemen akabinde Kütahya Gençlik Çalıştayı adını verdiğimiz bir etkinlik planlıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir önem arz etmekte. Kütahya'daki az önce bahsettiğim gibi üniversite okuyan, öğrenci topluluk başkanlığı yapan, lise öğreniminde bulunan, okumayan öğrenci arkadaşlarımızı davet edip Kütahya için ne söylemek istersiniz? Kütahya için bir fikriniz var mı? Kütahya'da karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunlara ne önerirsiniz? Sorularını kendilerine soracağız. Milli değerleri koruma ve yaşatma Kütahya Çalıştayı ya da Kuruluşun ve Kurtuluşun Diyarında Gençlik Buluşması adını verdiğimiz iki tema üzerinde şu anda çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birini seçip o tema üzerinden faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu projede konuşulacak bazı konular var. Bu konular çok önemlidir. Mesela Kütahya Gençliği ve Spor, Kütahya Gençliği ve Kültür Sanat, Kütahya'mızdaki üniversiteler ve Kütahya Gençliği, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, gençlik ve deizm tehlikesi, teknoloji bağımlılığı, Türk gençliğini bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri, siyasette seçilme yaşının 18'e indirilmesi ve Kütahya Belediyesi ve Kütahya Gençliği adı altında konular belirleyip çalışma grupları oluşturup arkadaşlarımızla bir fikir alışverişi yapmak istiyoruz. Bu konular üzerinden evet. Fikir alışverişi yapıp bütün gençlere ulaşmayı da hedefleriniz arasında ve koyunuz. Ve elde ettiğimiz notları bir kitap haline getirip Kütahya'mızdaki milletvekillerine, belediye başkanlarımıza, üst düzey bürokratlarımıza, il müdürlüklerimize bunları hediye edip kendilerinden çözüm önerileri beklediğimizi onlara hatırlatmak isteriz. Yani bunlar gençlerin görüşleri, evet. Bunları toplayıp bürokratlara vereceksiniz ve bu konularda da çözüm evet. Beklediğinizi ileteceksiniz onlara. Evet. Bundan sonraki projemizde bir dijital sosyal medya televizyonu kurmak. Yani Gençlik TV adını verdiğimiz bir çalışma olacak. Çünkü buna son derece ihtiyacımız var. Özellikle son dönemde sosyal medyanın önemi gittikçe arttığı evet. için. Sosyal medya hız kesmeden yükselişine devam ediyor. Şu anda revaçta sosyal medya var. Tabii yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarına da saygımız sonsuz. Ama sosyal medyanın gücünü de görmezden gelmek doğru olmaz. Kütahya gençliğine özel içerikler üreterek, Kütahya gençliğinin sorunlarını, sıkıntılarını, Kütahya gençliğine özel haber bültenlerini, röportajları içerisinde barındıracak bir programla televizyon olarak sosyal medya üzerinde bir platform kurmak istiyoruz. Bunun hemen akabinde Kütahya konulu fotoğraf çekme yarışması düşünüyoruz. Genç arkadaşlarımızın katılımlarıyla. Germiyanoğlu Yakup Bey fotoğraf çekme yarışması adını verdiğimiz yine bir Kütahya'yı tanıtma adına evet. bir faaliyet. Şimdi Kütahya'nın tarihi güzelliklerini bizim gün yüzüne çıkarmamız lazım. Eğer biz bir gençlik kuruluşuysak gençlerimizin yolunu açmamız lazım. Yolunu aydınlatmamız lazım. Biz böyle düşünüyoruz. Yine bunun yanında Kütahya gençliğimizin sosyalleşmesi, gençliğimizin kendilerini geliştirmesine yönelik onlara bir şans vermek noktasında bu projeyi de önemli görüyoruz. Diğer bayağı proje var galiba. Toplamda 25 kaç tane projemiz proje? Var. Ama 25. Bunlar ilk etapta yapılması gereken projeler. İnşallah onları yaptıktan sonra 2 yıllık görev süremiz boyunca bunları arttırmamız gerekiyor. Kısa süreli değil galiba. Uzun süreçli projelerden bahsediyoruz. Tabii şimdi bunların yaptıktan sonra bunlar tekrarlanması gereken projeler. Mesela kültür sanat buluşmaları sadece bir buluşmayla sınırlı kalmaması lazım. Ulaşabildiğimiz ne kadar sanatçı varsa, ne kadar sporcu varsa hepsini bizim Kütahya'ya davet ederek gençlere rol model olabilecek isimleri burada misafir etmemiz lazım. Bir diğer projemiz KDÜPÜ ve KSBÜ tanıtım günleri, üniversitelerimizin tanıtım günlerini yapmamız gerekiyor. Senin Neyim Kütahya başlığı altında yapacağımız bu etkinliğin temel amacı az önce bahsettiğim gibi liseyi burada okuyan genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın üniversite tercihlerini Kütahya'dan yana kullanmalarını sağlamak adına bizim üniversitelerimizi, üniversitelerimizin bölümlerini ve bu üniversitelerden mezun olup da
akademisyen, bürokrat, siyasetçi, işte bu noktalarda kendilerini bir yerlere taşımış isimlerin tanıtımlarını yapmamız gerekiyor. Üniversitelerimizdeki bölümleri, başarıları liseli arkadaşlarımızla paylaşmak için can atıyoruz. Bu da bizim çok değer verdiğimiz önemli projelerden birisi. Yine bunun yanında Genç Beyinler Münazara Yarışması adı altında bir münazara tertip etmek istiyoruz, turnuva halinde. Çünkü bunu yapmamız gerekiyor. Gençlerimizin diksiyon olarak, diksiyon eğitimlerini bir nebze de olsun geliştirmeye katkı sağlamamız gerekiyor. Ve özgüvenlerini geliştirmek adına da çok önemli bir yarışma. Gerekiyor. Sosyalleşmelerini sağlamamız gerekiyor. Ve gençlerde herkesin görüşüne saygı duyma gibi bir ilkeyi onların beyinlerinde bizim yerleştirmemiz gerekiyor. Projemiz çok geniş kapsamlı olduğu için çok fazla bahsetmiyorum. Bunun hemen sonrasında Avrupa ve Dünya Kickboks Şampiyonu Kütahyalı İlknur Gedik'in adının verileceği bir bisiklet turu planlıyoruz. Gençliğimizi spora davet ederek uyuşturucudan, madde bağımlılığından, teknoloji bağımlılığından, bu ve buna benzer alışkanlıklardan gençliğimizi kurtarmak ve spora davet etmek adına bu projeyi de çok önemli buluyoruz. Bir gün belirliyoruz, gençlerimiz bisikletlerini alıp geliyorlar ya stadyumda ya da yeni yapılan bisiklet yollarını kullanarak bir farkındalık faaliyeti yaparak gençlerimizi spora davet ediyoruz. Böyle ümit ediyoruz ki 2 sene içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetler ışığında 2 sene sonra sizinle bir daha program yapmak isteriz eğer şartlar oluşursa gençlik adına değişik bir Kütahya ile karşılaşacağımızı ben iddia ediyorum. Çünkü bu tür işlerde iddia etmek gerekir, iddialı olmak gerekir. İnanmak başarmanın yarısıdır da diyebiliriz. Hemen vakit kaybetmeden diğer projemize geçelim. Şimdi Kütahya'mızı Kütahya yapan değerlerden bahsediyoruz. Ama bu noktada üniversitelerimizdeki öğrenci topluluklarını hiçe saymak bizim için büyük bir hakaret olur. Çünkü Kütahyalı olmayıp da Kütahya'da eğitim gördüğü süre zarfı içerisinde Kütahya'nın gelişimi için, Kütahya gençliğinin sosyalleşmesi adına faaliyet gösteren değerli öğrenci topluluklarımız var. Ki sadece Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 100'ün üzerinde topluluk sayısı var ve bunlar da her biri farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Biz de zaten bu programın amacı da buydu Gençlik Burada Geçtiğimiz olarak. Geçtiğimiz dönemlerde zaten topluluğumuz aracılığıyla biz sizinle burada kendimizi ifade etme imkanı bulmuştuk. Yani biz diyoruz ki Kütahya adına sözü olan, Kütahya için bir şeyler yapmayı kendine hedef olarak gören üniversite öğrenci topluluklarımızla birlikte oturalım konuşalım. Diyelim ki biz bir yarışma tertip edeceğiz. Dijital ortamda oylama usulüyle bir yarışma düzenleyeceğiz. Bu yarışmada bazı kategoriler olacak. Mesela sosyal medyayı en iyi kullanan öğrenci topluluğu, en vefalı öğrenci topluluğu, çevreye duyarlı öğrenci topluluğu gibi kategoriler oluşacak. Ve öğrenci topluluklarımız bu kategorilere başvuru yapacak. Ve tatlı bir rekabet olduğundan dolayı teşvik olmuş olacak aslında. Bir ay içerisinde oylama devam edecek. Bir ay sonrasında oylama bittikten sonra biz Hezar Dinari Kültür Merkezimizde büyük bir organizasyon yapacağız. Altın Çini Ödül Yarışması'yla bütün öğrenci topluluklarımızı, iki üniversitemizin de öğrenci topluluklarının hepsini davet edeceğiz. Ve diyeceğiz ki yapılan oylama sonucunda şu 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 kategorilerde bu arkadaşlarımız birinci olarak yarışmayı kazanmıştır, oylamayı kazanmıştır. Kendilerine bir teşvik ödülü vereceğiz. Ve Kütahya'nın yönetiminde öğrenci topluluklarımızın söz sahibi olduklarını orada onlara hissettireceğiz. Çünkü ben hepsini yakınını tanıyorum. Değerli arkadaşlarımız var, kıymetli büyüklerimiz var. Yaptıkları faaliyetlerle inanın Kütahyalı üst düzey bürokratların, siyasilerin yapamayacağı faaliyetleri üniversite öğrencileri üniversitemizde bu işi gerçekleştiriyor. Gençliğin vermiş olduğu heyecan ve coşkuyla. Gençliğin vermiş olduğu heyecanla, kararlılıkla, risk alma duygusuyla arkadaşlarımız güzel faaliyetler yapıyor. Biz de bu faaliyetlerini karşılıksız bırakmamak adına Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak bu arkadaşlarımızı yapmış oldukları faaliyetleri teşvik etme noktasında kutluyoruz ve çalışmalarının devamlılığı açısından onları teşvik etme noktasında elimizden geleni yapacağımızı onlara buradan iletiyoruz. Bunun yanında gençlerle mahalle buluşmaları adını verdiğimiz bir diğer özel ve önemli bir projemiz var. Şimdi bu projemizde de ana sloganımız şudur. Konuşan gençler, gelişen kentler adını verdiğimiz bu projemizde Kütahya'nın yönetiminde gençliğin söz sahibi olduğunu biz hatırlatmak istiyoruz. Yine aynı zamanda gençlerimizin
istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceğimizi ve bu tür geri dönüşlere açık olduğumuzu herkese hissettirmeyi hedefliyoruz. Kütahya merkezimizdeki mahallelerin birçoğuna, hatta tamamına biz gençlik liderleri belirleyeceğiz. Mahalle lideri. Mahalle liderleri belirleyeceğiz. Mahalle temsilcileri belirleyeceğiz. Bunun yanında liselerimizde bu faaliyetleri yapacağız. Üniversitelerimizde yapacağız. Teşkilatlı bir şekilde hedeflerimize emin adımlarla koşmak için bunu yapmamız gerekiyor. Bu noktada mahalle buluşmalarına son derece önem veriyoruz. Çünkü bir sorun varsa bu sorunu bizim gidip yerinde görmemiz lazım. Bir diğer projemiz şehir içi okuma günleri kapsamında okuyan gençler, büyüyen kentler adını verdiğimiz bir etkinliktir. Burada amacımız gençlere kitap okumayı teşvik etmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okuma konusunda farkındalık yaratmaktır. Yine bunun yanında gençliğin kültürel olarak gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu noktada önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesidir. Bunun hemen yanında Türkçe tabelalı dükkanlara onur ödülü projemiz var. Türkçe kullanımını özendirmek evet. amacıyla. Türkçeyi yaygınlaştırmak adına, Türkçenin kullanımına teşvik etmek adına bir farkındalık çalışması yapmayı hedefliyoruz. Çünkü son zamanlarda özellikle ticari kaygı sebebiyle yabancı tabelalara rağbet gün geçtikçe artıyor. Şimdi böyle bir durum karşısında Türk gençliğinin de diline sahip çıkması lazım. Çünkü dilimiz bizim varlık gayemiz, varoluş sebebimiz. Biz de bu sözle, hareketle böyle bir proje gerçekleştirdik. Kısım kısım Kütahya'yı böleceğiz. Diyeceğiz ki Atatürk Bulvarı'nda Türkçe tabela kullanan kaç tane dükkanımız var, esnafımız var. Hepsine teşvik amaçlı onur ödülü teslim edeceğiz. Bu noktada ne kadar yaygınlaştırabiliriz Türkçe tabelayı bilemiyorum ama biz Türk gençliği olarak, Kütahya gençliği olarak elimizden geleni yapmış olacağız. Zaten bazı belediyelerimiz bu işi yapıyor ama bu işi gençlik marifetiyle teşvik etmek inanıyorum ki daha cezbedici olacaktır. Yine bunun yanında bir başka projemiz Kütahyalı sanatçı, sporcu ve siyasilerin tanıtımlarının yapılacağı farkındalık caddelerine bizim ihtiyacımız var. Gençlik meclisi olarak biz bunu yapacağız. Kütahyalı değerli şahsiyetlerimizin bazılarını paylaşmak isterim burada huzurlarınızda. Tabii ki. Mesela 1880 yılında Kütahya'da doğan Asım Gündüz. Yine bunun yanında Kütahya'nın aşık Veysel'i olan Hisarlı Ahmet. Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde doğan Türk atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Halil Akkaş. Voleybol bayan milli takım oyuncularından Hande Baladın. Yine aynı şekilde Vakıfbank altyapısında voleybol sporuyla uğraşan Gözde Kırdar. Tavşanlı ilçemizden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne meclis başkanlığı yapmış Mustafa Kalemli gibi birçok ismimiz var bizim. Siyaset, spor ve sanat alanında. Kütahya'nın yetiştirmiş olduğu değerli isimler. Kütahya'mızın yetiştirdiği isimlerimiz ve bu isimlerin tanıtımına ihtiyacımız var. Bu isimleri kendilerine rol model olarak görebilecek gençlerimiz var. Biz bu isimlerin tanıtımını ne kadar çok yaparsak gençlerimiz kendilerine o kadar çok rol model belirleyebilir, hedeflerini şekillendirme noktasında kendilerine alternatif üretebilirler. Bu isimlerden mesela Gözde Kırdar hanımefendiyle biz sosyal medya marifetiyle görüştük. Kendisinin ailesi Kütahya'mızda yaşıyor. Ara sıra Kütahya'ya gelip gittiklerinden bahsettiler. Bu kültür sanat buluşmaları etkinliğimizde Gözde Hanım'dan da faydalanacağımızı buradan duyurmak isteriz. İnşallah ilerleyen günlerde detaylı bir şekilde bunu paylaşacağız. Yine bunun yanında 16. projemiz çok hassas bir projedir. Kütahya Gençlik Seferberliği adı altında Kütahya Gönüllüsü Ol projemiz var. Şimdi bizim en çok önem verdiğimiz proje bu projedir. Çünkü bizim şu an hali hazırda gönüllümüz yok. Biz sıfırdan teslim aldığımız için yönetim teşkilatını sıfırdan oluşturduk. Eylül ayının 2. 3. haftasında başlatacağımız bu proje sayesinde Kütahya'da lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, topluluk başkanlarımız, okul okumayan, çalışmak durumunda kalan genç arkadaşlarımız, dezavantajlı gençlik gruplarımız, bu arkadaşlarımızın tamamına ulaşacağız. Sosyal medya marifetiyle ilerleyen günlerde, şu anda baskıya vereceğiz ilerleyen günlerde, stikerler bastıracağız. Bu stikerlerde kare kodlar olacak. Telefonunuzun kamerasını oraya okuttuğunuz zaman otomatik olarak üye olma formu sizin karşınıza çıkacak.
Burada dijital ortamda üye olduktan sonra bilgileriniz bizim elimize geçecek. Biz de sizi kategorize edeceğiz. Lise öğrencileri bir grupta, üniversite öğrencilerimiz bir grupta, çalışan, okuyamayan gençlerimiz bir grupta, faaliyetlerimizden onları haberdar edeceğiz. Ne yapıyorsak beraber yapacağız. Beklentilerimizi birlikte tanımlayacağız. Hedefe birlikte koşacağız. Elde edilecek başarıyı hep birlikte paylaşacağız. Bu noktada bu projemiz çok büyük bir önem arz etmektedir. Kütahya gençliğinin yönetimde söz sahibi olması adına çok büyük bir projedir. Ve 17. proje galiba. Evet, şu an 17'ye geldik. Sıradaki 17. projemizin ismi nedir? Dünya Atletizm Şampiyonası'nda final koşan ilk Türk atlet olan Halil Akkaş. Kütahyalı Halil Akkaş'ın adının verileceği bir gençlik koşusu tertip edeceğiz. Yine sporla alakalı bir proje. Sporla alakalı bir projemizdir. Spor kulübümüz projeyle yakından ilgileniyor. Değerli arkadaşlarımız var kulübümüzün içerisinde. Şimdi bizim amacımız bu projede de gençleri spora davet etmektir. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan, teknoloji bağımlılığından, madde bağımlılığından ve buna benzer zararlı alışkanlıklardan kurtulması noktasında var gücümüzle çalışacağız. Koşu sporuna ilgi duyan gençlerimizin de kendilerini geliştirmeleri noktasında çaba sarf edeceğiz. Gençliğimizi spora yönlendirecek kıymetli bir projemiz. Yani özet olarak bir koşu planlıyorsunuz, evet, ve spora yönelik bir proje. Stadyumda yapacağız bu projeyi. Dereceye giren arkadaşlarımıza onur ödülleri vereceğiz. Gençliğimizi spora davet edeceğiz. Evet. İşin özü bu. Yine bunun yanında ortaöğretim kurumları bilgilendirme seminerleri adı altında faaliyetler yapacağız. Burada da sloganımız şudur. Gençlerin Meclisi Gençliğin Huzurunda sloganıyla biz bir yola çıktık. Bu noktada Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin faaliyetlerini, planlarını, projelerini, yapmak istediklerini, misyonumuzu, vizyonumuzu biz gençlerle paylaşmak istiyoruz. Yine bunun yanında gençleri Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında biz birleştirmek istiyoruz. Kütahya için bir fikrim var diyen bütün kardeşlerimize bizim kapımız, gönlümüz sonuna kadar açıktır. Açık olmak zorundadır. Eğer biz gençleşen Kütahya'yı hayal ediyorsak, Kütahya için söz verdik diyorsak, bu sözü etnik köken, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın bütün gençlerimizle yapmak zorundayız. Bu sözü bütün gençliğimizle yerine getirmek durumundayız. Ortaöğretim kurumları bilgilendirme seminerleri toplantımızda faaliyetlerimizi anlatacağız. Ağaç yaşken eğilir diye bir söz vardır. Biz de bu sözden hareketle bir yola çıktık. Şimdi lise öğrenimini devam ettiren arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Zaten bizim şu an görev alan arkadaşlarımızın yarısından çoğu lise öğrencisi. Üniversitedeki arkadaşlarımız var. Yakın çalışma arkadaşlarımız üniversite öğrencisi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Ama liseli arkadaşlarımız bizim olmazsa olmazımızdır. Liseli arkadaşlarımızın desteği olmadan biz hiçbir işte mahir olamayız. Bunun farkında olduğumuz için liseli arkadaşlarımıza ayrıyeten bir hassasiyetle bakıyoruz. Yine 19. projemiz Kütahyalı şehidimiz Hasan Kahraman'ın adının verileceği gençlik pikniği etkinliğimiz. Şimdi biz bu projeyle şehidimize vefa duygusuyla bir hareket gerçekleştirmekle şehidimize olan sorumluluklarımızı yerine getirmek noktasında elimizden geleni yapacağız. Şehidimizin ailesi bizim emanetimizdir. Kendileriyle halen daha görüşüyoruz. Ziyaretlerine gidiyoruz. Vefa ziyaretleri kapsamında da zaten kendilerine ziyaretlerimiz olacak. Bu noktada amacımız gençliğin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek birlikte bir uyum içerisinde faaliyet gösterdiklerini biz anlatacağız. Diyeceğiz ki, kardeşim otobüsümüz şu saatte Kütahya Belediye'mizin önünden kalkacak. Dilerseniz erzaklarınızla beraber gelin. Dilerseniz hiçbir şey getirmenize gerek yok, kendiniz gelin. Kent ormanına, efendim Çamlıca Tabiat Parkı'na, Enne Barajımıza. Birçok alan var aslında. Birçok alanımız var. Bunları gençlerle birlikte kullanmamız lazım. Gençliğin enerjisini, dinamikliğini buralarda bizim harcamamız lazım. Ve gençler de birbirleriyle kaynaşma, evet, noktasında önemli bir proje olarak da siz de bunu proje listenize dahil ettiniz. Evet. Önemli bir projedir. Hem vefayı amaçlar hem de gençliğimizi spora davet etme noktasında bir çağrıdır. Bundan sonra da 20. projemize geldik. Bir WhatsApp iletişim hattı kurmamız gerekiyor. Bundaki amaç ne peki? WhatsApp iletişim hattındaki amacımız
Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin faaliyetlerini geniş kitlelere duyurmak. Yine bunun yanında gençliğin sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretmek, çözüm oluşturmak. Genç arkadaşlarımız Kütahya Gençlik Meclisimizle hızlı ve güvenilir, kolay bir şekilde iletişime geçebilecek. Bundan sonra Kardeş Gençlik Meclisi belirleme projemiz var. Şimdi burada da hedefimiz birçok gençlik meclisimizle iller arası, büyük şehirler, ilçeler ve iller düzeyindeki gençlik meclislerimizle uyum içerisinde hareket etmek. Burada sloganımız dost meclisler, güçlü hedefler. Şu an görüştüğümüz bazı belediye meclisleri var. Belediye gençlik meclisleriyle şu an iletişim halindeyiz. Kütahya'yı marka değer olarak, Kütahya'nın marka değerini yükseltme noktasında çalışmalar sarf etmek istiyoruz bu noktada. Öğrenci değişim programlarıyla Kütahya'mızdaki gençleri farklı illere gönderip, farklı illerin gençlerini Kütahya'mıza davet edip, burada gençler arası diyaloğu arttırmak, kendi kültürümüzü farklı kültürlerle tanıtmak, farklı arkadaşlarımıza Kütahya'mızı tanıtmak, tarihi, kültürel, turistik noktaları ziyaret etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle şehir dışından gelecek genç kardeşlerimize Kütahya'yı da tanıtmış olacaksınız birinci ağızdan. Bundan sonraki projemiz köy okullarına kitap toplama kampanyamızdır. Sadece kitap toplama kampanyası olarak kalmayıp köy okullarımızdaki kütüphanelerimizin onarımı, tadilatı, bakımı ve benzeri faaliyetlerin de yapılacağı bir sosyal sorumluluk projemizdir. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tetik kitap toplama kampanyası olarak biz bunun adını vereceğiz. Rahmetli şehidimizin hatıralarını yaşatacağız ve kütüphanelere şehitlerimizin adını vermeyi düşünüyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu noktada kategorize edilerek ilköğretim çağındaki kitaplar, ortaöğretim çağındaki kitaplar, lise kitapları bunları kategorize ederek paketler halinde okullarımıza bunları ulaştırmamız gerekiyor. Yakın zamanda çalışmalarına başlayacağız. Kumbara tarzında üniversitelerimizde, liselerimizde birer kutu çalışması olacak. Bu noktalarda kitap toplama etkinliği yapacağız. Öğrenciler de bizzat oraya gidip o kitabı göndererek size de ulaşmış olacak bu vesileyle. Evet, doğrudur. Bir diğer projemiz ilçe gençlik meclislerinin oluşumu. Normalde biz Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak sadece merkez ilçe sınırları dahilinde faaliyet gösterebilen bir oluşumuz. Fakat Kütahya'da sadece merkez ilçede genç yok. İlçelerimizde bizim birçok genç kardeşimiz var. Biz ricacı olacağız, belediye başkanlarımıza ziyaretlerde bulunacağız ve gençlik meclislerimizin ilçe belediyelerimizde oluşturulması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sadece Kütahya üzerinde değil, ilçelerde de bu projeleri yürüteceksiniz. Kütahya'yı Kütahya yapan ilçelerimizdir. Domaniçi, Dumlupınar'ı, Çavdarhisar'ı, Aslanapay'ı, diğer birçok ilçemizi biz eğer silip de yalnızca merkez ilçeye odaklı faaliyetlerde bulunursak emin olun biz hiçbir yere gidemeyiz, kıpırdayamayız. Bizi biz yapan ilçelerimizle birlikte bütün Kütahya gençliğidir. Bu noktada biz gençliğimizin hepsini özel görüyoruz. İlçelerdeki gençliğimize de hassasiyetle yaklaşıyoruz. O arkadaşlarımızın sosyal aktivite anlamında biliyoruz elleri kolları bağlı vaziyette. Çok fazla bir faaliyette bulunamadıkları için onlara özel bir çalışmayla inşallah ümit ediyoruz. İlçe gençlik meclislerimizi kurduracağız. Kütahya için, ilçelerimiz için bir fikri olan genç arkadaşlarımıza orada diyeceğiz ki kardeşim işte gençlik meclisimiz hazır oluşturuldu. Burada gençlik adına çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Görev alabiliriz. Burada görev alabilirsiniz diyeceğiz. Ve bu vesileyle de bir nevi ilçelerdeki gençlerle de şehir merkezindeki gençleri bir araya getirerek bir kaynaştırma, bir tanışma ortamı da sağlanmış olacak. Araya köprü kurmamız lazım. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır ilahi emriyle hareket etmemiz lazım. Son olarak da mobil uygulama projemiz var. Şimdi malumunuz ki sosyal medya, teknoloji 21. yüzyılın olmazsa olmazı konumunda. Ve 21. yüzyıla layık bir şekilde faaliyetlerimizi Türkiye ile hatta dünya ile paylaşmamız için bizim mobil bir uygulamayla faaliyetlerimizi desteklememiz gerekiyor. Bu noktada yapacağımız Hey Genç isimli mobil uygulama sayesinde gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek gençliği teknolojiyi doğru kullanmaya sevk edeceğiz. Gençlerin sorun, istek ve şikayetlerini teknolojik vasıtaları aracı kılarak bu sorunlara çözüm önerileri arayacağız.
gençler arası iletişim ve koordinasyonu sağlayacağız. Kütahya'nın tanıtımını sağlayacağız. Bu noktada bu uygulamamızın içerisinde bilgi yarışmaları olacak. Kütahya'mızın değerlerini, milli değerlerini yansıtan test usulü bilgi yarışmaları olacak. Yine bunun yanında belediyemize ait sosyal tesisler, müzeler, yüzme havuzları, kütüphanelerimiz, üniversitelerimiz, buna benzer gençliğin ihtiyacı olan yerleşim yerlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının yol tarifleri, konumları, belediyemize ait sosyal tesislerin menüleri, çalışma saatleri, çalışma prensiplerini paylaşacağımız bir proje, bir mobil uygulama düşünüyoruz. Şimdi projelerimiz bunlarla sınırlı değil. Fakat ben bunlardan yola çıkarak 25 farklı projeyle burada arkadaşlarımıza Kütahya için bir fikrimiz var dedik. Kollarımızı sıvadık. Uzman arkadaşlarımızla, alanında uzman, işinin ehli arkadaşlarımızla böyle bir tasarrufta bulunduk. Şu anda proje yazma faaliyetlerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız yazıyorlar, çiziyorlar, araştırıyorlar. Projelerimiz noktasında gelişerek biz devam ediyoruz. Şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Bunlar sadece şu anda bir proje olarak taslak evet. elimizde ve bunları yaparak artık çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Evet. Bunlar şu anda sadece proje aşamasında. Doğrudur. Siz görevi devralalı henüz bir ay oldu. Ve, olmadı bile bir ay. Yani bir ay olmadı. Eylül ayından itibaren de bu projelere başlayacaksınız. Evet. Bunlar sadece kısa süreli projeler olmayacak. Örnek veriyorum, yarışmalar devam edecek, sürekli olarak devam edecek. Piknikler, yine gençlere özel evet. piknikler devam edecek. Kısa süreli ve uzun süreli projeleriniz var. Bunlar bittikten sonra bile ki şu anda yazmaya devam ediyorsunuz. Evet. Projelerinize, çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Kütahya için, Kütahya gençliği için evet. siz de çalışacaksınız. Gençliğe bir sözümüz var. Sözümüzdeyiz sloganıyla biz bu yola çıktık. Arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız projeler üretiyorlar. Heyecanlı bir ekibe sahibiz. Çünkü genciz. Gençliğin verdiği heyecanı, dinamizmi bizim etkin ve verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu noktada biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz, iddia ediyoruz. Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz gerçekten bundan 2 yıl sonra bambaşka yerlere gelecek. Çünkü Sayın Belediye Başkanımız Profesör Doktor Halim Işık Bey konuyla alakalı gerçekten gençliğe büyük bir önem duyuyor. Aslında bugün biraz da Gençlik Meclisi'ni tanımaya çalıştık evet. ve daha çok proje konuştuk. Yani şu an zamanımız 40 dakika oldu mesela ama evet. Sadece projelere vakit ayırdık. Sadece projeleri konuşma fırsatımız oldu. İnşallah başka bir gün programda tekrar karşılaştığımız zaman bu projelerin hangisi gerçekleşti, evet. hangisi gerçekleşme yolunda ilerliyor. İnşallah. Onları da tekrar dinlemek isteriz.